Sıradaki konumuz da ünlem konusu. Ünlem konusu çok detaylı bir konu değil. Burada sadece çok fazla üzerinde durmayacağız ama soru gelebilecek noktalara temas edelim. Şimdi ben Denizli'liyim. Daha önce söylemişimdir arkadaşlar. Ara ara kendimizden de bahsediyoruz biliyorsunuz ders anlatırken. Benim babaannem ki kendisi 31 yıllık babaannem oluyor. 31 yıllık babaannemi ben bazen anlayamıyorum. Çünkü Denizlice konuşuyor kadın. Hızlı hızlı konuşuyorlar bir de. Ağız özelliğini böyle sonuna kadar hissettiriyor. Diyor ki kardeşini ününe de gelsin. Kardeşini ününe de gelsin ne demek? Kardeşini seslen de gelsin demek istiyor bak. Seslenmek. Demek ki ünlem demek seslenmek demek arkadaşlar. Hatta ün eşittir ses. Bakın ünlü harfler eşittir sesli harfler. Ünsüz harfler eşittir sessiz harfler. Demek ki ün eşittir ses. Ünlem eşittir seslenmek. Bize seslenen sözcük türüne biz ünlem diyoruz. Tanımı bu kadar net. Bize seslenen, hitap eden ya da duygularımızı bildiren sözcük türüne biz ünlem adını vereceğiz. Aniden ortaya çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan, bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan kelimelerdir veya sözlerdir. Ya da dediğim gibi bize seslenen, bize hitap eden sözcüklerdir. Bu kelimelerin yanında dilek, emir, tehdit gibi anlamlar taşıyan kelimeler, cümleler ve yansımalar da ünlem olmayan bazı sözcüklerde ünlem gibi kullanılabilirler vurgu yoluyla. O yüzden biz ünlemleri ikiye ayıracağız. Birincisi asıl ünlemler diyeceğiz. Onu da kendi içinde ikiye ayıracağız. İkincisi ünlem olmamasına rağmen ünlenmiş gibi kullanılan sözcükler diyeceğiz. Bir de bazı ünlemlerin isimleşebileceğini burada ne yapacağız? Vurgulayacağız. Şimdi ikiye ayırıyoruz dedik. Birinci ünlem türümüz nedir? Asıl ünlemlerdir. Yani her zaman ünlem olarak kullanılan sözcüklerdir. İkiye ayrılır kendi içinde. Seslenme ünlemleri, bakın diğer adını da buraya yazalım. Hitap ünlemleri. Hitap etmek ne demek zaten? Seslenmek demek. Hitap ünlemleri, pardon şunu siliyorum hemen. Ey Türk gençliği demiş Mustafa Kemal Atatürk. Hey biraz bakar mısın? Buraya melun ne yaptın? Şşt buraya gel. Şşt sus bakayım. Yani buradaki şşt şşt buraya hey ey gibi sözcükler. Bunları biz seslenme ünlemleri diyoruz. Ben en çok şeyi kullanıyorum. Hop buraya gel. İsmail abi vardı Leyla ile Mecnun dizisinde. Hop Mecnun diye bağırıyordu. Oradaki hop ünlem arkadaşlar. Mesela yaptığınız birisine. Oradaki de yine nedir? Oradaki de ünlemdir arkadaşlar. Bunlar her zaman ünlem olarak kullanılıyor. Bakın burada yalnız bir şey dikkatinizi çektim bilmiyorum. İster ünlem olan cümlenin sonuna koyun ünlem işaretini. İsterseniz bakın ünlemden sonra ünlemi koyun. Ondan sonraki cümleye devam edin büyük harfle. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yani hey buraya bak en sona ünlemi koy. Ya da hey ünlem B büyük buraya bak nokta. Bu şekillere ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz ünlemleri. İkincisi asıl ünlemlerin duygu ünlemleri ama oraya geçmeden bir küçük notum daha var. Bunların yanında bu adlar ve özel adlar da seslenme ünlemi olarak kullanılabilir. Ali, ata bak. Dani, ne yapıyorsun sen orada? Anne, kapıya bak. İşte hemşerilerim, nasılsınız? Tanrım, yine yanlış yaptım. Mehmet, buraya gel derken normalde ünlem olmayan bakın özel isimleri ne yapıyorum burada? Tonlamamı arttırarak vurgu yoluyla sanki ünlenmiş gibi kullanabiliyorum. Duygu ünlemlerimiz neler? İşte kızdığımız, şaşırdığımız, üzüldüğümüz, sevildiğimiz, hayıflandığımız, ağzımızdan böyle bir çırpıda çıkan sözcüklere duygu ünlemleri diyorum. Mesela yeter artık Dani dedim mesela kızdığımı belirttim burada. İşte fena değil dedim. Heh şimdi oldu dedim. Vay sersem vay dedim. Yazık. Hasta olmuşlar dedim. İmdat oluyorum diye bağırdım. Çeşitli duygularınızı belli ettiğiniz sözcüklere de ünlem olarak ne yapabiliyormuşuz? Kullanabiliyormuşuz. İkinci ünlem türümüz ne? Aslında ünlem olmamasına rağmen ünlemmiş gibi kullandığımız kelimeler veya sözcükler. Komşular yetişin adam öldürüyorlar dedim mesela. Allah en sevdiğim yemeği yapmışlar, sarma yapmışlar dedim mesela. Normalde Allah ünlem mi? Estağfurullah ünlem falan değil. Ama Allah'ın burada ne yapıyorsunuz? Ünlenmiş gibi kullanıyorsunuz. Simitçi, simitlerin taze mi diyesim gelmedi. Gevrekçi diyeceğim ben. Gevrekçi, gevreklerin taze mi dedim mesela. Normalde gevrekçi sözcüğü ünlem değil ama ünlenmiş gibi kullandım. Burada şimdi bir notumuz daha var. Yansıma kelimeleri de
Hatta hemen hemen tümünü ünlem olarak kullanabilirsiniz. İşte şırr diye musluğu akıttın. Ya da çat diye kırıldı. Güm diye tekme attı. Hav dedi mesela köpek. İşte bir aslan miyav dedi. Tıs yaptı mesela tilen. Yansıma sözcükleriyle ünlenmiş gibi ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Şimdi ünlemlerle ilgili en fazla dikkat etmem gereken şeyi bakın sona harcadım. Ünlemler, sona bıraktım pardon, Türkçeyi doğru kullanalım arkadaşlar. Ünlemler bazen cümle içinde değişik görevlerde kullanılabilir. Yani ünlem olmaktan uzaklaşabilir. Bakın kimsenin ahı kimsede kalmaz derken bakın ne yapmış. Kimsenin ahı isim tamlaması. Öyle değil mi? Burada bakın isimleşmiş artık. Dedemin amansız hastalığı vardı. Nasıl hastalık? Amansız bakın sıfat olmuş. Ha sen, ha ben. Hiç fark etmez. Bakın bağlaç olarak kullanmış. Ha ha'yı. Fiil yapalım mı? Dani niye ağlayıp bağlıyorsun dedim. Ahlayıp vahlamak. Bakın fiil olarak. Hatta birincisinde de zarf fiil olarak kullanmış. Demek ki buna dikkat edeceğiz. Şimdi burada bir çıkmış sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem vardır diyor. Ne vardı diyorum. Ah bir dönseydin son anda. Bakın içten böyle bir ah yaptım orada. O ünlemişti arkadaşlar. Yalnızlık üşümekmiş, yalnızlık üşüyorum derken bir halt yok. Uçurummuş sensizlik, tut beni düşüyorum. Bir halt yok. Bütün maviler sensiz, şimdi her şey düş rengi derken sevgilisine yağ çekmiş. Ama ünlem yok. Gelecek sen deli dalgalarla, deli yağmurlarla gel derken ünlem yok. Ama A'daki ah sözcüğü ünlem olarak kullanılmış. Peki arkadaşlar böylece ünlem konusunda sonlandırmış olduk. Edatları anlattık, bağlaçları anlattık ve ünlemleri anlattık ve böylece bugünün de sonuna geldik. Umarım faydası olmuştur. Bu konuyu lütfen bir tekrar edin. Kitaplarınızdaki edatlar, bağlaçlar, ünlemler testlerini çözmeyi ihmal etmeyin. Konu daha da bir pekişsin. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim arkadaşlar.